Of course I am disappointed after this game. Öncelikle tahmin edebileceğiniz üzere çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum bugünkü sonuç itibariyle. Yeterince iyi değildik. Kötü bir başlangıç yaptık. Maç başında çok fazla top kaybettik. Haddinden fazla top kaybettik. Özellikle ilk 20-30 dakika maça girmek konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Tabii ki Başakşehir şampiyonla oynayacağını bildiğimiz bir takım. Bu kesin ama ben yine de bugün takımımdan daha iyi bir oyun bekliyordum. Daha iyi bir oyun ortaya koymalıydık her şeye rağmen. Maçta bir bölümden sonra kötü başlamış olmamıza rağmen geri geldik. Maça geri döndük ve biz de oynamaya başladık. Ama yeterli değildi. Şu an için akıllı olmalıyız. Ciddi bir şekilde çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Hatalarımızı görmeli, zekice analiz etmeli ve onları o konularda kendimizi geliştirmeliyiz. Niye bu hayal kırıklığını yaşıyoruz? Sürekli takımla beraber olan kendisi, oyunculardaki bu form düşüklüğünü neye bağlıyor? Kendisine de bir form düşüklüğü söz konusu. When your team lose, you have to assume as a coach, and I assume. I am trying my best. I try to find solution. Bunun yorumunu yapmak sizlere kalmış. Bunlar söyleyebilirsiniz. Ben bir teknik direktör olarak elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Fakat şunu da söylemeliyim ki kadromuzdaki birçok oyuncu kendilerinden beklenen seviyenin çok altındalar. Ben bir hoca olarak dediğim gibi onların seviyelerini yukarı çekmeleri konusunda bir sorumluluğa sahibim ve elimden geleni yapmakla yükümlüyüm. Şu anda çok dikkatli olmalıyız. Bunun altını çizerek söylüyorum. Çok dikkatli olmalıyız. Türkiye Süper Ligi gerçekten çok zor bir lig. Eğer seviyemizi yükseltmezsek tehlikeli bir alana girebiliriz. I anticipate already. I know that we have to be lucid. We have to know the quality and the defaults of the players. Bunun farkındayım. Ama farkında olmalıyız aynı zamanda. Biz de neler eksik, neler yanlış gitti, nerelerde hata yaptık. Bunların farkında olmalıyız. Oyuncularımız tabii ki profesyoneller ve profesyonelce davranmalıyız. İşler bizim için daha karmaşık hale gelmeden bununla alakalı önlemler almalıyız. Tabii ki bazı oyuncularımız performanslarına, kendilerinden beklenen performanstan uzaklar ve sakinliklerini kaybetmiş durumdalar. Özgüven kaybını ayaklarımızdaki özgüven kaybını yani özgüvenli oyunu daha da fazla kaybetmeden bu konuda önlem almak, onlarla konuşmak, onlarla toplantılar yapmak benim sorumluluğumda. İlk 30 dakikada yaşadığımız sorun da buydu. Bundan sonraki günlerde de tabii ki onlarla konuşarak, onlarla toplantı halinde olarak bu problemi çözmeye çalışacağım. Elindeki mevcut kadro, geride kalan süreçte görülebilecek nitelikleri şu andaki mevcut performanslarıyla yoksa transfer döneminin kadar geriden bir takviye isteyecek mi yönetimler? No, I won't ask for anything. I will ask for each player. Hayır, hiçbir şey istemeyeceğim kimseden. İsteyeceğim şey şu olacak. Her bir oyuncumdan profesyonel olmasını, şu anda içinde bulunduğumuz durumun farkında olmasını isteyeceğim ve onlarla bu konuda konuşacağım. Takım olarak, kadro olarak bu durumun altından kalkabiliriz. Yalnızca beraber olursak, hep beraber davranırsak bu durumun içinden çıkabiliriz. Tamamen benim odaklanacağım konu da bu olacak. Şu andan itibaren sezonun son maçına kadar, son dakikasına kadar hep birlikte olmalı ve birlikte davranmalıyız. Onlara bunu söyleyeceğim, bunu aşılayacağım. Çok teşekkürler. And about Pablo, will you say something or it's medical staff's responsibility to make the decision? Medical staff will speak. Sağlık ekibimiz gerekli açıklamayı yapacaktır.